sanayi, ekonomi dünyası her şeyden önce huzur ister. Girişimci olan halkımıza dönük tüm engellerin ortadan kalktığı, hem dünyada hem ülkemizde ekonomik göstergelerin en iyi olduğu bir süreci hep birlikte yaşarız. Bunun için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Beylikdüzü'ndeki iş insanlarının tamamını bir araya getirmeye çalıştık. Özellikle her partinin temsilcilerini mutlaka davet ettik. Dolayısıyla bu toplumun özlediği kaynaşmayı sağlamaya çalıştık. Bu bir örnek olsun istedik. Çok değerli başkanlarımın ifadesiyle birlik, beraber ve kaynaşmanın çok güzel bir kompozisyonunu oluşturduğu bir iftar programında sizinle beraberiz. Ve burada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek Ramazan ayınızın mübarek olmasını ve tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyorum. Güçlü milletler güçlü ekonomiyle, güçlü ekonomi güçlü demokrasiyle meydana gelir. Demokrasiyi güçlendiren ise toplumda varlığıyla, çalışkanlığıyla her alanda varlığını gösteren hanımefendilerden meydana gelir. Bir Ramazan ayı arınmayı, Ramazan ayı sadece yemek yemeden mideni aç tutmayı değil, nefsini de terbiye etme ayı, yalan söylememe ayı, iftira atmama ayı, bu ve buna benzer şeyleri sıralayabiliriz. O yüzden Ramazan ayının ben bugünden tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz Beysiyat üyesi değiliz ama onlarla birlikte olmaktan büyük keyif alıyoruz. Yoğun bir kalabalığı görmek, en azından ektiğimiz tohumların çok iyi meyve verdiğini bizim görüyoruz. Tabii o bana ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan katıyor.